Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet, piyasanın gündemini bugün ciddiyetle meşgul etmekte olan önemli bir haber var ve bu haberin ciddiyeti her geçen an birazcık daha artmakta. BBC, Reuters ve Bloomberg kanallarının yapmış olduğu açıklamalar dahilinde bu konunun önemli bir mevzu olduğunu anlayabiliyoruz. Zira birçok kaynaktan teyit edilmekte. ABD, S-400 füzelerinin teslimi konusunda bir erteleme sürecinin oluşmasını ve S-400'lerin 2020 yılına tesliminin ertelenmesi hususunda bir teklifte bulundu. Ve bu teklifle ilgili olarak haber şu anda Dolar-TL'de bir zayıf seyirin oluşmasına sebebiyet vermekte. Her ne kadar Türk yetkilileri tarafından bu teklife ne şekilde bir karşılık verildiği veya ciddiye alınıp alınmayacağı, ehemmiyet gösterilip gösterilmeyeceği konusunda bir açıklama gelmemiş olsa da yine basına yansıdığı kadarıyla bir üst düzey yetkili böyle bir teklifin kabul edilebilmesinin mümkün olmayacağını, ertelemenin söz konusu olmayacağını ifade etmiş. Ancak ABD'nin bu husustaki teklifine rağmen henüz resmi bir açıklama Türkiye cephesinden gelmiş durumda değil. Değerli arkadaşlar, bu konu biraz hassas bir konu haline gelmeye başladı. Zira birkaç gün öncesinde Alman gazetesinin yayınlamış olduğu bir haberde S-400'lerden vazgeçildiği şeklinde bir durum vardı. Bu konu net bir şekilde yalanlandı. Şu an olay biraz daha şekil değiştirmek suretiyle ABD'nin teklifi paralelinde teslimin ertelenmesi yönünde bir şekil kazanmış durumda. Yani görülen o ki arkadaşlar, bu konuda bir çözüm yolu arayışının henüz devam ettiğini ve yeni yeni haberlerin gelmekte olduğunu, özellikle bu teslimatın Temmuz ayında gerçekleşecek olması ve bu sürenin yaklaşması nedeniyle de her an yeni bir haber trafiğiyle karşı karşıya kalacağımızı göstermekte. Konunun bir diğer boyutu ise Türkiye'nin S-400 füzelerinin alımı konusundaki kararlı tavırları ve ABD'nin de bu konudaki tavrı ve bu atmosfer dahilinde içinde bulunduğumuz koşullar, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve Dolar-TL'deki yukarı yönlü eğilimin her an pamuk ipliğine bağlıymışçasına bir alevlenme yaşayabilme ihtimalinin bulunması gibi gibi birçok faktörü dikkate aldığımız zaman Türkiye'nin bu konuda ABD'den gelen teklifi çok da sert bir şekilde veya çok da net bir şekilde reddedebileceğini açıkçası şahsım adına düşünmüyorum. Yani teslimattan vazgeçmek veya bu olaydan tamamıyla vazgeçmek değil mevzu, ama bu konudaki teslimatın ertelenmesi hususu belki bir ara çözüm yolu veya bir tampon bölge gibi değerlendirilebilecek. Konuyu biraz daha soğutmak, biraz daha zamana yaymak, problemin çözümü konusunda biraz daha ne Rusya'yı, ne Amerika'yı, ne de NATO ülkelerini rahatsız etmeyecek şekilde ılımlı bir çözüm yolu bulunması aşamasında bir sürecin başlayabileceği ihtimallerini gündeme getirmekte. Bu açıdan bu habere biraz ehemmiyet vermek gerekiyor ve yapılacak olan açıklamaların ne boyutta ve ne sertlikte veya hangi çözüm odaklı olabileceği hususunu dikkate almakta yarar bulunuyor. Arkadaşlar, şu an itibariyle Dolar-TL'nin 6.04'ler civarında hareket ettiğini görmekteyiz ve Dolar-TL için dün gece vermiş olduğum analizimde şu 60 dakikalık grafiği ön plana çıkarmıştım. Özellikle 6.25'lerden 5.96'lara doğru yaşanan sert geri çekilme sonrasında ve 6.02 seviyesinin, yani şuradaki şu bölgedeki 6.02.65 seviyesinin çok önemli, çok kritik bir destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda altı psikolojik desteğinin de kırılmak suretiyle 5.98 ve bu seviyenin de aşağılarında 5.90'lara doğru bir eğilimin ihtimal dahilinde olabileceğini, bu nedenle 6.02.65 seviyesinin çok büyük bir önem taşıdığını vurgulamaya çalışmıştım. Arkadaşlar, bugün itibariyle 6.02.97 seviyesinin aşağısına gelinmedi. Ancak 6.02 ile 6.04 arası önemli bir tampon bölge konumundadır. Bu bölgeden bir destek görülemiyor, bir tepki oluşamıyor ise bu noktada 6.02 seviyesini çok ama çok yakından takip etmek gerekecektir. Zira bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda bir kez daha ifade ediyorum ki 6 seviyesinin aşağısına 5.90'lı rakamların gündeme gelmesi ihtimaller arasına girmiş olacaktır. 6 seviyesinin aşağısında en kritik desteğimiz 5.98'dir. Biliyorsunuz, geçtiğimiz
geçtiğimiz günlerde burası direnç konumunda idi. Değerli arkadaşlar, şurada da görmekte olduğunuz gibi son dakikalar itibariyle son 60 dakikaları dikkate aldığımız zaman yukarı yönlü ataklarda önce 6-13'ler görülebildi. Bugün ise 6-11 seviyeleri görülebildi ve dolayısıyla yukarı yönlü ataklarda bir güç kaybının oluştuğunu ve bir aşağı eğilimin oluştuğunu görmekteyiz. Ve bu aşağı eğilim burada da 6-0-2 seviyesini, yani şu bölgede de 6-0-2 seviyesini gündeme getirmekte. Bu seviyenin önemine bir kez daha dikkat çekmiş olalım. Ve aynı zamanda 60 dakikalık grafikler itibariyle ise arkadaşlar MACD göstergesinin olumsuz bir konuma geçtiğini şuradan da anlayabilmek mümkün olacaktır. Hassas çizimlerimizin mevcut bulunduğu, sizlerle sürekli olarak paylaştığım grafiğimizde ise görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki sarı hattımız artık 5.99 seviyesine ulaşmış durumda. 5.99 seviyesi önemli bir desteğimiz, çok yakından takip etmemiz gereken bir desteğimiz. Zira 5.98, 5.99 artık bilinen önemli kritik destek konumuna gelmiş durumda. Şayet bu seviyenin aşağısına inilecek olur ise takip edilmesi gereken 20 günlük ortalamanın bulunduğu 5.96 seviyesi önem kazanacaktır. Ve yine şurada görmekte olduğunuz sarı kesik, yeşil kesik çizgilerimizin bulunduğu 5.92 seviyesi ise bir sonraki 5.98'in kırılması durumunda gündeme gelebilecek olan, test edilme ihtimali bulunan 5.92 seviyesi bir destek konumunda bulunuyor. Şayet 5.92'de kırılacak olur ise bu konuda özellikle S400 konusunda haberin biraz daha abartılması, biraz daha ön plana çıkartılması ve Türkiye cephesinden de bu teklife sıcak bakıyoruz. Biz de bir çözüm yolu arıyoruz. Temmuz ayında teslim almasak da olur, daha ileriki bir tarihte de bunu alabiliriz gibi gibi uzlaşmacı bir yaklaşım yönünde bir haber gelecek olur ise, açıklama gelecek olur ise, bu durumda arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz beyaz hattın bulunduğu 5.84 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali gündeme gelmiş olabilecektir. Değerli arkadaşlar, bundan illaki olacaktır diye iddia değildir. Bir tahmin değildir, bir öngörü değildir. Sadece ve sadece mevcut haber akışının önümüzdeki dakikalar veya süreç içerisinde ki ses tonuna bağlı olarak, yapılacak olan açıklamaların etkisine bağlı olarak piyasanın şu anda son derece kırılgan ve dalgalı bir konumda olmasını da dikkate aldığımız zaman olası geri çekilme noktalarıdır ve herhangi bir kritik seviye kırıldığı zaman hangi noktaya kadar bir geri çekilme olur veya olabilir şeklindeki sorulara yanıt verebilmek bakımındandır. Son olarak arkadaşlar bir kez daha tekrarlamış olayım. 6.02 çok kritik bir seviye. 6.02 ile 6.04 arasından bir tepki gelemiyor ise 5.98, 5.98'in kırılması durumunda 5.92, 5.92'de eğer kırılacak olur ise 5.84'e kadar bir geri çekilme olasılığını dikkate almakta yarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar, 5.84 seviyesinin daha da aşağısının görülme ihtimalini şu anki durum itibariyle pek ihtimal dahilinde görmemekle birlikte, tabii ki yeni gelecek olan haber akışı, yeni gelecek olan durumlar hangi atmosferi yaratacağını bilmiyoruz. Her geçen saniye yeni bir haber trafiğiyle karşı karşıya kaldığımız için ve dolar TL'nin özellikle psikolojik anlamda da son derece kırılgan bir yapıya sahip olduğunu dikkate aldığımız zaman geri çekilmeler elbette ki birçok yatırımcı tarafından bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilmekte. Bu da ayrı bir gerçektir. Genel ortam ve genel tablo, ekonomik sıkıntılarımız, sorunlarımız, bütçenin durumu veyahut da Merkez Bankası'nın rezerv durumu veya son günlerde okumakta olduğunuz, duymakta olduğunuz ekonomimize dair birçok olumsuz faktörün hepsi aynı şekliyle ortada bulunuyor ama anlık haberler gördüğünüz üzere piyasalar konusunda etkiler yaratabilmekte. Bu etkiler gelip geçici mi olacaktır, kalıcı mı olacaktır? Şu an için bunu net olarak yorumlamak mümkün değil ama yine de S400 konusunun piyasaları çok yakından ve derinden etkileyen bir faktör olduğunu görmekteyiz. Eğer S400 konusuyla ilgili olarak herhangi bir teyit haberi veyahut da
ülkemiz açısından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu haberin kabul edilemez bir haber olduğu yönünde çok net bir açıklama, kesin bir açıklama gelir ise bu durumda yeniden 6-11-6-15 bölgesindeki direnç bölgemizi zorlamaya başlayabiliriz ve bu bölgenin zorlanması ve bu bölgenin aşılması durumunda yeniden 6-23 ve 6-38 noktasındaki direnç seviyelerini yakından takip edebilir duruma gelmiş olacağız. Özetle arkadaşlar, şu an bu haberin etkisi altında olduğumuz için 6-02 desteğini yakından takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Bu sıcak gelişme gereği arkadaşlar hızlıca bir yorum aktarmak istedim. İyi günler diliyorum. Akşam saatlerinde mutlaka daha detaylı bir yorum aktarmış olacağım. Hoşçakalınız, selamlar, saygılar.